Evet, sevgili Bayrak Medya izleyicileri, Ekmeksiz Plajı'nın hemen girişindeki otoparkta, bir yangın çıktı. Biz o arada Orhanlı'daydık ve çok kısa sürede döndük geldik. Şimdi yayına erken girme sebebimi söyleyeceğim. İşte araçları görüyorsunuz. İtfaiyeye yol vermiyorlar. İtfaiyeye maalesef yol vermiyorlar. Belediye araçlarına su Belediyenin su tankeri itfaiyeye su yetiştirmek için. Bakın, itfaiyeye su yetiştirmek için biz az önce yolun sağına çektik, durduk ama maalesef diğer araçlar yol vermiyorlar. Evet, Ekmeksiz Plajı'nın otopark yerinde, girişteki otoparkında henüz bilmediğimiz bir sebeple yine yangın çıktı. Yani artık bu yok. Allah aşkına, yangınlarda beni arama. Evet, görüyorsunuz Sevil Ege ile yine yangın yerine gitmeye çalışıyoruz. Artık bu hafta sonu ve özellikle rüzgarlı havalarda çıkan yangınlarda biz bunun bir kaza işi, yok sigara izmariti olduğuna inanmıyoruz. Bu resmen kasıt. Ekmeksiz Plajı'nın üst kısmının yanması da resmen kasten yandı, değil mi? Yakıldı. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Dün aynı saatlerde, yani 17-30 sıraları maalesef Çeşme'de yangın vardı. Aynı şekilde aynı saatte burada bugün en kıymetli yerlerimizden birinde yangın var. Evet, eş zamanlı yangın var. Saatler bile tutuyor yani artık. Yani bilemiyorum. Ayrıyeten Sayın Bakanımıza seslenmek istiyorum. Dronlarla izlenecekti bu yollar. Bu yollar, ormanlar dronlarla izlenecekti. Tahmin ediyorum yangın herhalde kontrol altına alındı, dumanlara bakılırsa, ama yok. Nereye? Yok. Evet. Görüyorsunuz simsiyah görünüyor, dumanı. Görünüyor. Evet, simsiyah duman. Daha yeni başlıyor. Yani bize haber geldiğinde küçücük bir duman vardı. Evet. Haber verenleri de söyle istersen. Hemen orada evi bulunan Hatice Demir hanımefendi ilk haberi verdi. Beni de yelkenci Ali Hoca aradı. Duman çok küçük ama rüzgar çok şiddetli Sevil Hanım dedi. Hakikaten haklı çıktılar. Biz gelene kadar rüzgar büyüdü. Bu arada geçerken işte daha yeni yanan Çamlılıktan geçiyoruz. Şimdi görüyorsunuz helikopter. Simsiyah. Evet. Polis geçirmeyecek muhtemelen ama. Muhtemelen polis geçirmeyecek ama basın olduğumuz için. İtfaiyeyi takip edeceğiz. Geçeceğim. İtfaiyeye dikkat. İtfaiyeye yol vererek geçiyoruz. Evet, itfaiyeye yol vererek geçiyoruz. Önümüzde hemen görüyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nin su itfaiyelere evet şöyle simsiyah görüyorsunuz, burası Çamlığımız Teos Orman Parkımız görüyorsunuz. Çok kısa bir süre önce yanmıştı. Evet, itfaiye şoförlerimizin de canla başla görüyorsunuz. Yani bu arabanın bu yolda bu hızla gitmesi mucize. Kutluyoruz kendisini. Amaçları bir an önce yangın yerine yetişip bir yandan orada sulama soğutma çalışmasıyla yangının yayılmasını önleyecekler. Sevgili Hisar Belediyesi'nin bütün çalışanları canla başla yangınlarla özellikle kepçeci kardeşlerimi cani gönülden kutluyorum çünkü evet görüyorsunuz şey bu herhalde döndürdün.
Evet. Vatandaşlar yolun kenarında. Yolu açtılar, itfaiyeler açtılar. İtfaiyeye yolu açtılar. Evet, sesinden anlayacaksınız. Ve insanların haline bak, bunlar yalnız evet. Mahsur kaldılar. Evet, insanlar yangında. Evet, biraz evvel arada, zorluk çektiler. Zorluk çektiler ve ilerideki insanlar onlar. Nasıl attılar kendilerini buraya? Yol kenarları şöyle göstereyim. Bu arada bunun araçlarla. Annemlerin zeytinliği var, bizim zeytinlik de evet, olabilir. Sevil, geçen de muhabbet etmiştik, bura yanarsa bizim benzinlik de yanar demiştiniz. Zeytinlik. Ateş gibi benzinliği mi? Benzinlik mi dedim ben? Evet, zeytinlik yanar demişti. Sevil, bizim evet. Şimdi evet. Evet. Evet, halk, evet. Yangın yerine ulaşmış. Bir yere park et abi ister. Ulaşmış bulunuyoruz ama şimdi arabamızı nereye park edeceğiz? Onu bilemiyorum. Arabamızı. Şunu al. Polisin önüne gir. Şuraya gir. Gitmiyor zaten, İtfaiye buradayız. İtfaiye çıkacak birazdan. İtfaiye çıkacak diyor. Engelleme. Yok, şuraya. Polisin önüne. Geçsene polisin önüne. Evet, görüyorsunuz. Yanan alana. Oradan ileriye doğru gitmiş işte. Oraya durmayın, kamyon dönecek. Tamam. Çıkın. Tamam, aç. Gel. Sahiler çalışmasın. Abicim, aracı uzağa götür. Ben gene ineyim. Zorluk yaratmayalım. Evet. Bir dakika abi. Gel diyor. Gel. Bak, bu taraflar yine çıkışmaya başlamış. Orası da benim. Abi. Bu yukarıda inşallah.
bir cehenneme merhaba. Bu pazar günü de ekmeksiz yanıyor. Yine asabım çok bozuk. Yine sinirlerim bozuk. Araba yanmış. Kim orada? Evet, burada mahsur kalanları görüyorsunuz. Evet, şöyle yangın yerine doğru gidiyoruz. Yangının yoğun olduğu yere doğru gidiyoruz. Evet, burada görüyorsunuz. Habile de. Evet, görüyorsunuz burada çok sayıda araba yandı. Çok sayıda araç yandı maalesef. Evet, görüyorsunuz bu yangında çok sayıda araç yandı. Bu söylenecek söz bulamıyorum. Helikopter soğutma ve yangın söndürme. Evet. Görüyorsunuz araçları. Araçları görüyorsunuz. Helikopterler üstümüzden su boşaltıyor. Evet, itfaiye yanan araçları soğutmaya çalışıyor. Soğutmaya çalışıyor. Özellikle bu araçlar çok büyük tehlike şu anda. Çok büyük tehlike. Evet, ekmeksizin içinde de sadece bir yerde çıkan yangın değil. Bu resmen sabotajdır. Bu resmen, evet, görüyorsunuz aracın benzinli seyran patlayabilir. Evet. Şurada. Gördüğünüz gibi. Araçlar alev alev yanıyor. Ve gördüğünüz gibi bakın aşağıya bir tane, orada yeniden bir yangın başlatmaya çalışıyorlar. Ekmeksizin içinde bir yangın başlatmaya çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi araçlar evet, görüyorsunuz araç yanıyor. Evet, panzerler müdahale etmek için geliyor. Gördüğünüz gibi aracın deposunu soğutmaya çalışıyorlar. Ancak evet, itfaiyemizde derhal uçak gönderilmesi lazım. Bu. Evet, ekmeksizin içinde çıkartılmaya çalışılan yangın hemen söndürüldü, kontrol altına alındı. Şu anda çok riskli bir bölgedeyiz. Bu araçlar her an patlayabilir. Çünkü görüyorsunuz. Orada aile varmış, aileyi kurtar. Evet, ileride
mahsur kalan bir aile var. Bak şu benzin herhalde şunun önünü söndü. Şunun önünü söndü bak o benzinle. Evet görüyorsunuz araçlar yanıyor. İtfaiyeciler mi görüyorsunuz? Evet. Evet çok sayıda araç maalesef yanıyor. Yüzün üzerinde. Yüzün üzerinde. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi bir tarafta şu Astra benzinli Astra'ya müdahale edilsin. O yani çatı çatı müdahale edilsin. Doğru değil mi? Yani. Abi sen bunu yapsana. Abicim bak şu benzinli, şu benzinli. Şu benzinli bak şu Astra benzinli. Evet. Bu arada araçlarda bayağı bir tehlike. Evet, benzinli ve tüplü bu araç. Şöyle biraz uzaklaşalım. Araçtan bir patlama sesi geldi. Evet, görüyorsunuz. Araçta patlama oluyor. Araçta patlama oluyor. Zaman Alo Mehmet abi, şu anda yangın yerindeyim, canlı yayındayım. Daha sonra görüşelim. Evet. Öndeki de, en öndeki dağın da tüplü be. Abicim o dizel, onda bir şey olmaz. En öndeki benzinli. Şahin olan benzinli. Bakın evet, duydunuz tam dibimizde. Tam dibimizde araçta patlamalar oluyor. Evet. Abi de LPG varsa sakıncalı olabilir. Biraz geriden duralım abi. Evet. Araçlarda LPG'li olanlar büyük tehlike arz ediyor. Bu Opel Astra'nın 26 UU772 26 Urfa 772. Evet şu önde bir Şahin var. Önde bir Şahin var. Yüzlerce araç burada yandı ve yanmaya devam ediyor. Şu anda burada sıcaklık 50 derece. Evet o Şahin LPG'li. Evet Şahin'de her an bir uzak durun, her an patlayabilir o. Evet. Orman yangınında eyvah eyvah bu. Abicim bu büyük bela açacak. Evet. Bir dakika bekleyin ama. Şu en baştaki araba, en baştaki. Şey olan, benzinli olan. Bak bu da benzinli ve dizel, şey tüplü. Ha? Şu en baştaki patlama yapar. Aha. Patlama. Evet. Şu araç tehlikeli. Şu araç tehlikeli. Toprağa basılmıyor. Tahminen. Evet. Görüyorsunuz itfaiyecilerimiz burada. Benim stasyonu da. Evet. Bir Opel daha. Bu Opel de dizel benzinli.
Bu Opel de benzinli. Evet. Az önceki araçta patlamaları gördünüz. Patlamaları gördünüz. Bu Opel maalesef yanmış. Söyle bu benzinli bunu söndürsün. Abi. Tamam sen git bak, sen canın için öyle. Tamam. Hadi. Gözün seveyim bak. Patlar. Bak gözün seveyim. Geç şu itfaiyen oraya. Biz zaten oradan duyduk. Hadi. Evet. Polis memurunu duydunuz. Şu anda çok büyük bir tehlikenin yanından geçiyorum. Görüyorsunuz. Burada orman yandığını unuttum. Evet, ormanda çıkan yangın hemen hemen söndü ama çok büyük bir alan yandı. Buranın yanması kimin işine yarayacak bilemiyorum, görüyorsunuz yanan alanı. Ve devam eden, evet, dumanları görüyorsunuz, bu dumanların içinde daha ileri gitmemiz maalesef yasak. Evet. Seni korkuma bak, dinleme korkuma. Geri gidiyor Seni. Geri gidiyor, korkuma bak. Evet. Helikopterlerimiz suyu anında alıyor. Ve evet, ağzımız burnumuz iç dolmuş vaziyette. Daha ileriye geçemiyoruz. Nasıl ileride yangının durumu? Buyur abi, arabayı bulamadım. Neredeydi arabanız? Evet, arabasını kaybeden bir... Abi şu bak, o benzinli. Bu benzinli. Evet. Bir yandan hava itfaiyemiz. Evet, görüyorsunuz ekmeksizin içinde ben çok ağır bir kelime kullanacağım. Evet. Görüyorsunuz. Evet, benzinli bir Şahin. Abi önünü. Evet, bir yanda orman yangını, bir yanda araba tahminen 500 tane var mı? Veya 300 tane? Yok. Ne kadar, kaç tane? 100 tane var. 100 civarında araba. Bu arada Büyükşehir Belediyesi itfaiyesini... Evet. Bir vatandaş görüyorsunuz. Geçmiş olsun. Arabanız mı yandı? Hangisi? Şu. Evet, Tungay abi, canlı yayındayız. Canlı yayındayız, görüyorsunuz. Arabalar yanıyor. Neler söyleyeceksiniz? Bu tamamen sabotaj. Tamamen sabotaj. Çünkü seni dinliyoruz. Canlı yayındasın. Evet. Şimdi yangın devam ederken ekmeksiz plajının üstünde şu anda gösteriyorum Tungay abi. Hiç alakasız yerlerde yangınlar çıkmaya başladı.
Ve yol boyunda yüzünün üstünde araç yandı. Evet. Bu arkadaşın da şu arabası yandı. Tamamen yandı. Evet. Evet, yanmakta olan araçlar müdahaleyle söndürüldü. Sizin de mi arabanız yandı? Evet, görüyorsunuz. İşte Seferihisar'ın fedakar çocukları bunlar. Bunlar Seferihisar'ın fedakar çocukları. Yalın ayak, çıplak elle yangına giriyorlar. Ve yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf ediyorlar. Rüzgar olması maalesef yangının yayılmasını dönüşlemesine neden oluyor. Az önce de dediğim gibi, evet, şu anda itfaiye, evet, arabalarda patlamalar oluyor. Evet, şu anda helikopterlerimiz yangını söndürmek için görüyorsunuz. Küçük bir alanda kaldı. Vatandaş buraya. Evet. Bu arada araçlarda. Evet, 35 AKH 266 plaka. 35 Ankara, Kayseri, Hatay. Gördüğünüz gibi Türk polisi de burada. Kahramanca elleriyle, ayaklarıyla canlıları kurtarıyorlar, yangına müdahale ediyorlar, güvenliği sağlıyorlar. Vallahi içerim. Evet, bu suyu polis arkadaşım verdi. Şu anda bana verilebilecek en büyük hediyeydi. Çünkü ağzımın içi inanın çok berbat durumda. Evet. Gördüğünüz gibi helikopterler, evet, külliyonlarını görüyorsunuz. 35 Ankara Niğde Paris 315. 35 Ankara Niğde Paris 315. Aracınız zarar görmemiş ama her an görebilir. Lütfen park ettiğiniz yerden hemen alın. Evet, itfaiyenin müdahalesiyle, hava itfaiyesinin müdahalesiyle burada yangın söndürüldü. Ancak şimdi göstereceğim. Evet, arabalar burada cayır cayır yanıyor. Görüyorsunuz. Şimdi göstereceğim. Bu vatan hainleri topraklarımızı karış karış yağmalamaya çalışan, sizce malum bizce malum kişiler, az önce Tungay abi de söyledi. Burada biz yangınla uğraşırken itfaiye yangınla uğraşırken Tam üstümde suyu döktü. Evet, ormancılarımız da burada. Hepsi canla başla çalışıyor. Evet. Yalnız aklımızın almadığı bir şey, az önce söylemiştim. Burada yangın devam ederken ekmeksiz, görüyorsunuz uzakta, ekmeksiz plajının, bakın, bir,
2, 3 ayrı yerinde aynı anda koordineli olarak yanmaya başladı. 3 ayrı yerinde yanmaya başladı. Evet. Siz ne diyeceksiniz? Tungay abi dinliyorsan beni arar mısın? Tungay abiden telefon bekliyorum. Evet, geçmiş olsun herhalde. Bitirdik değil mi? Amir Bey ileride. Evet. Dediğim gibi görüyorsunuz, 3 ayrı yerde Ekmeksiz plajının içinde yangınla hiç alakası olmayan 3 ayrı yerde şöyle şu, bu arada itfaiyecilerimiz söndürmeye çalışıyorlar, arabaları soğutuyorlar. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Evet. O araç tüplü. Evet, az önce söylemiştim. Bunlar Seferihisar'ın kahraman çocukları, görüyorsunuz. Canla başla yangını söndürmeye çalıştılar. Sivil halk olarak koştular, geldiler. Evet. Bak, bunlar da kurtardık. Hadi bakalım. Bu arada belediye yetkilileri de geliyor. Başkanım geçmiş olsun. Neler söyleyeceksiniz? Sağ olun. Peki. Evet, başkan tespit yaptıktan sonra şey yapacak. Bu arada helikopterler. Evet. Başkanın yanındaki koruması şu anda sırası değil diyor. Ulan memleket ya diyor, sen hala hırs güdüyorsun, kin güdüyorsun. Evet, nerede kalmıştık? Gördüğünüz gibi Ekmeksiz plajının içinde üç ayrı noktada karşıdan çıkarılan yangın var. İtfaiyemiz müdahale etti anında, kontrol altına aldı ama tedbir. Evet. Şimdi Ekmeksiz'in öbür tarafında mahsur kalanlar geçiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok sayıda araba geliyor. Geçmiş olsun, neler söyleyeceksiniz? Ben buralıyım. Bayağı uzun. Maaşlar yapmıyor. Zaten her sene herhalde. Evet. Bu sefer kasıt gibi, çünkü bakın size şurayı göstereyim. Görüyorsunuz. Ekmeksizin 3 ayrı yerinde birden aynı anda yangın başladı. Ama burayla hiç alakası yokken, evet. Şurada bir ablamız var. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Binlerce hayvanımız maalesef. Yani canlıların hiçbir değeri kalmadı. İnsanlar hiç kendilerine bile değer vermiyor. Böyle bir şey olmaz ya. Evet. Neyse. Hepimize geçmiş olsun. Evet. Gördüğünüz gibi. Bakın. Çok alakasız yerlerde yangın çıkıyor. Ekmeksiz, yani ille bugün biz Ekmeksiz'i yakacağız diyorlar. Ve gördüğünüz gibi yol boyu bu tarafta artık yapacak bir şey kalmadı. Araçları görüyorsunuz. Evet. Yol tıkandığı için maalesef görüyorsunuz, itfaiye orada.
kaldı. Emniyetimiz de burada. Evet. Evet. Arka tarafta yangın tamamen söndü. Şu anda ekmeksizin üst kısmında mahsus olan araçlar tahliye ediliyor. Ancak işte bir daha göstermek istiyorum. Bu arabada çok sakat. Görüyorsunuz, ekmeksizin iç kısmında 3 ayrı yerde. Bakın, yeniden hemen o sulanan yerin üst kısmı yanmaya başladı tekrar. Bakın, üst kısmı yeniden yanmaya başladı. Dumanları görüyorsunuz. Bu vatan hainliğinden başka bir şey değildir. Sayın Bakanımızdan ekmeksiz plajını kapatmasını istiyoruz. Derhal ekmeksiz plajının kapatılmasını istiyoruz. Hem de kapıya öyle çitler kurulsun ki bu vatandaş buraya giremesin. Eğer memleketinin yakılmasına, evet, şurada da görüyorsunuz, bakın ileride duman yükselmeye başladı. Polis güçlerinin neden müdahale edip oradaki, evet, şu kısımda yeniden bir alevlenme oldu. Emniyet güçlerimiz de tüm gücüyle çalışıyor, itfaiyemiz çalışıyor. Evet, arabalarını arayan grupları görüyorsunuz. Yol nihayet açıldı. Ama açılmadı. Evet, orman itfaiyesi gidebilmek için çaba sarf ediyor. Evet, Seferihisarlılar akın akın, arabasını buraya park edenler akın akın geliyorlar. Ancak şu gösterdiğim görüntüleri hiç unutmayın. Yolun kenarında yüzlerce araba yandı. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, bu arada yol tıkalı olduğu için yangında kalanlar araçlarıyla olay yerinden, evet, itfaiyecilerimiz geçmiş olsun, araçları söndürdük. Evet. Arabayı askere al da hortumu toplayalım. Evet. İş bitti, hortumu toplayacak itfaiyecilerimiz. Gördüğünüz gibi kaymakamlık yetkilileri de geldiler. Evet. Evet, araçların yandığını da görüyoruz. Bakın, çok sayıda araç. Şimdi vatandaş arabasının resmini çekiyor. Arabasını tanımaya çalışıyor. Evet. Sizin mi araba? Geçmiş olsun. Ne söyleyeceksiniz? Vallahi ne söylenir ki? Gitti. Kaskosu var mıydı? Kaskosu yoktu. 10 yaşından büyük olduğu için araçların çoğuna kasko uygulaması yapılmadığı için sadece sigortası vardı ve çok oldu. Vallahi evet. Çok berbat olmuş. Şöyle bütün her yere erimiş. Benzinli miydi, dizel miydi? Dizelmiş Allah'tan. Yani bu durumda. Geçmiş olsun diyorum. Evet, görüyorsunuz. O da sizin araba mı? Geçmiş olsun. Sağ ol. Yandı ya. Koşturduk, yetişemedik. İkisi evet. Kurtardı. Markası neydi? Tamamen erimiş. Markası Fiat Egea. Fiat Egea. Kaskolu. Kaskolu. Neyse, inşallah
zararınız ödenir. İnşallah. Geçmiş olsun, diyecek bir şey yok. Sağ olun, teşekkür. Evet, görüyorsunuz. Şimdi vatandaşlar yanan arabalarının başında, yapacak bir şey yok. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Görüyorsunuz vatandaş arabanın içinde. Markası neydi arabanın? Seat abi, Ibiza. Evet, Seat Ibiza. Yüzlerce araba burada maalesef yanıp kül oldu. Evet, şurada bir başka araç görüyoruz. Vatandaşlar yakınlarını arayarak durumu bildiriyor. Evet, görüyorsunuz plakası çok berbat bir durumda. Geçmiş olsun. Neydi markası? Kaşkay. Kaşkay, eyvah eyvah. Geçmiş olsun. Evet, Seferihisar böyle bir olay yaşamamıştı. Evet. Polislerimiz de yetkiyi alıyor. Gerekli. Evet, bu arada evet. Nedense bayan polis ablalar beni sevemiyor. Neden olduğunu biliyorum. Ama şuradan itfaiye geliyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar yavaş yavaş arabalarını buluyor. Arabalarını buluyorlar. Ve gördüğünüz gibi o kısımda yangın söndü. Burada da yangın söndü. Emniyet güçleri vatandaşı bu tarafa geçirmiyor. Haklı olarak geçirmiyor. Evet. Bakın şimdi şurada çok ilginç bir olay vardı. Bura yanmaya mı başlamıştı? Başladı. Evet. Şu gördüğünüz yer durup dururken buranın yanabilmesi için hiçbir sebep var mı? Yok. İtfaiye anında müdahale etti. Ancak bu ekmeksiz plajının içindeki yerlerin niye böyle? Evet. Şimdi İtfaiye müdahale edebilmek için şöyle açalım biz yolu. Açalım. Yangın boyunu azalt geçin, geri doğru gidin. Evet. Şöyle geçelim karşıya. Evet. İtfaiyemiz buradan yangına daha yakından müdahale edebilmek için şu anda çitleri sökecek. Görüyorsunuz. Hiç yangınla alakası olmayan bir yer durup dururken yanmaya başlıyor. Tam karşıda da herhalde bir yer yanıyor değil mi yeniden? Yok, kepçeler önlük etliyor yangının yerleşmesi evet. için. Evet. Ormana sıçramaması için kepçeler orada ta uzakta ama gözüküyor. Yangının önünü kesiyor. Baba şu ortama gözler evet. Misin? Burada da. Asıl Ali. Evet. Plaja gelmişlerdi. Geçmiş olsun. Evet. İtfaiyemiz canla başla çalışıyor. Gördüğünüz gibi dediğimiz gibi arabalar çok sayıda araba yandı. Yangının en uç noktasına kadar gittik. Söyleyecek bir şey yok. Bu bir yani bence pek ben dedim ama benim araba gitmiştir. Sesim olsa hatta evet, arabası yanan bir vatandaşımız daha. Evet.
de çok sayıda araç var. Sevil, aşağıda neler oldu? Aşağıda derken abi? Burada ben yukarıdaydım. Şimdi ben ileriye doğru gittim. Ben ta yangının uç noktasına kadar gittim. Arabalar yanıyordu. Hatta bir arabada patlamalar oldu. Patlama riskine karşılık çıkarttı polis beni. Evet. Kontrol altına aldılar sıkı bir çalışmayla. Sebebinin peki, ne oldu? Peki şöyle gel, seninle bir şey görüşeceğiz. Sebebinin ne olduğu çok önemli burada. Şimdi yangının başladığı bölge belli. Burada evet, başladı. Evet, ben de burada başladı. Ve böyle bu istikamette ilerledi. Evet. Bu istikamette ilerledi. Kuzey rüzgarı estiği için böyle savurdu, doğru. Hayır. Şimdi ekmeksizin. Tamam, bu bölgeye rüzgar bölgesi az. Bu bölgede ihtimali var mı? Peki fakat şöyle bir şey var. Kendileri özel şey tutmuşlar. Soğutma araçları. Demin ben çektim onları. Gönderirim sana istersen, sürekli evet. Kendileri söndürdüler. Evet. O, yani teste geçmemesi için sürekli söndürdüler. Evet. O ambulansımız da burada bekliyor. Evet. Demek istiyorsan oraya geçmemesi için kendileri yoğun çaba gösterdiler. Evet, gördüğünüz gibi burada yapacak bir şey yok. Kazakların oteli ile ilgili spekülasyon oluşacak şimdi. İçin yaktılar bunu diyecekler. Ama belki de mangalcılar yaktı, bilmiyoruz. Bu spekülasyonlar her zaman olacak. Şimdi Sevilciğim bak, yangın bunlar şurada başlıyor. Bak. Herhalde. Yangın burada bu alanda şu 3-4 arabanın yan yana durduğu yerde başlıyor. Burada mangal yapılabilir mi? Burada mangal olmaz, onu söyleyeyim. Heh, yangının başlama noktası burası. Arabaların arasında mangal olmaz. Yani? Mümkün değil. Ama arabalar çok zarar görmüş. Bence bu yangın böyle bir kasti. Evet. Abi, mutlaka ortaya çıkarırlar. Bu arada bu otel bilmem. Kulüp Atlantis gönderdi biraz evvel. Evet. Herkese bunları teşekkür ediyorum. Atlantis Otel'e, Maya Otel'e. Bakın herkese, onlar çok duyarlılar bu konuda. Tanıyorum kendilerini. Bir gram orman yakası istemiyor. Hatta buradaki şeyler, turistik tesis alanlarının oranı %50'ye çıkacak. Çıkmasın diyorlar. O kadar netler. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu çok güzel mücadele ettiler. Atlantis Otel'e hakkında biliyorsun. Burası evet. Hoş. Evet sevgili izleyiciler, vatandaş burada mağdur kaldı. Evet, ambulansımız da burada hazır bekliyor. Sağlık ekiplerimiz hazır bekliyor. Bir aile mahsur kalmıştı, onu seyrettiniz kurtuluşlarını. Ayrıyeten arabaları yananların ağlamalarını, o vatandaşın bağırıp çağırmalarını, arabalar bu şekle geldi. Gelmiş insancıklar, inmişler, denize giriyorlar, yangın başlıyor, mahsur kalıyorlar, zaten çıkamıyorlar. Çıktıklarında arabalarını yanlış buluyorlar. İki travma birden insanları, çok zor olmuş, çok üzücü. Evet. Geçmiş olsun hepsine. Evet. Bu arada Seferihisar'dan da çok büyük yine. Gençliğimizden büyük bir grup geldi her burada. Zaman. Evet. Her zaman. Geldi burada. Her zaman gençler geliyorlar. Yetiştiler. Her zaman. Evet. Halkımıza teşekkür. Ha bir de şeyleri gördün mü? Seferihisar'daki su işletmeleri, su taşıyan işletmeler var ya. Evet. Bu şeylerle hani böyle tarlaya, bayıra ya da evet. Senin evindeki ha, tankerlere. Ya bu özel şirketler. Gördüm onları da çektim. Hepsi koştu, hepsi evet. Sağ olsun. Belediyeden de şey, Rahmi Tezer Çınar var gene. Bir de belediye başkan yardımcıları Yevda Hanım ve Nuriye Hanım gelmişler. Evet. Yukarıda da uçak şey, helikopterle izleme var. İzlemede Orman Bölge Müdürümüz izliyor. Evet, gördüğünüz gibi belediye personeli de burada. Vatandaşlar, söyleyecek bir şey yok. Şimdi işte yangının kontrol altına, bir de nokta burası. Bitince göstereceğiz gene, tekrar değerlendireceğiz. Evet. Hep şu anda burada. Şu an TRT geldi, ATV geldi. Biraz önce Anadolu Ajansı müdürüyle konuştum burada. Ana haberlere çekim yapmaya geldiler. Biz onlardan evvel size... Evet, biz Orhan'daydık ama yine hepsinden önce evet, yetişmeyi başardık. Akşam haberlerinde ekmeksizi göreceksiniz, öyle evet. Görünüyor.
Bakan Bey'den rica ediyoruz. Ekmeksizi kapatın Sayın Bakanım. Lütfen. Açın diye çok uğraştık ama bizim bu halkımıza pek şey yapmıyor. Veya baksana işte, şu şişeleri görüyor musun? Evet. Bira şişeleri. Evet, oraya gidelim. Onların gece gelip içip atanları da görüyorum. Evet, ben gece. Çünkü evet, yangına sebebiyet veriyor olabilir. Bakalım burada yangına ilk sebep ne olmuş olabilir? Evet, görüyorsunuz bir 34 plaka. Geçmiş olsun, arabalar sizin mi? Evet. Evet. Hangisi sizin? Benimki taksiyon. Yanmamış sizinki herhalde. Yandı. Yarı yandı. Evet. Evet, hepsi yanmış. Geçmiş olsun. 71 plaka. Geçmiş olsun diyebileceğimiz bir şey yok. Evet. 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 Şu 34 FL plakalı araçla da bir adet gördüğünüz gibi. Bu arabada mıymış acaba? Tüpü var. Bilemiyorum, arabadaysa büyük bir tehlikeydi. Çünkü birkaç saat önce buralar cayır cayır yanıyordu. Cayır cayır. Evet Sivil, gel şu. Evet, şimdi bakın. İşin püf noktasına geldik. İşin püf noktasına geldik. Burada bira şişeleri, ne o, Skoç viski şişesi. Görüyorsunuz çok sayıda bira şişesi var. Bu bira şişeleri, ben tövbeliyim, hiç şişesine elimi sürmüyorum ama haber için şöyle peçeteyi de tutarak evet alacağım, şöyle alacağım. Bakın şöyle görüyorsunuz karşı tarafta, yani bu kadar güneş olmasına rağmen karşı tarafta bakın ışığı görüyorsunuz. Mercek vazifesi görüyor. Ve buradaki otların tutuşmasına sebep oluyor. Alana baktığımızda çok sayıda bira şişesi, içki şişesi var. Yangına sebeplerden birisi olabilir. Evet. 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 Gördüğünüz gibi burada yangın bu şekilde. Gazemir Orman İşletmesi hala çalışmaya devam ediyor. Evet. Geçmiş olsun, ucuz atlatmışsınız. Evet, verilmiş sadakası varmış. Görüyorsunuz bu aracımız da yanmış ama biraz kenarda olduğu için, yani arada bir 15 metre olmasına rağmen yanlış şeklini görüyorsunuz. Evet, şimdi şöyle Sevil Ege ile beraber. Ege, bilir miyim? Evet. Gazemir Orman bölgesine bağlıyız. Su Gözler Orman ekibi yok. Gazemir geliyor. Evet. Şimdi şöyle şey yapalım. İstersen abi. Evet. Geçmiş olsun Sefer. Sevil Ege ile beraber. Çok üzgünüz. Bilmiyorum, şu anda gözüküyoruz herhalde. Güneş var da neyse. Sıkıntı değil. Heh, gel biraz, şöyle. Biraz ağaçlarımızı evet, kaybettik. Gene bugün gene yangın haberi, üzgünüz. Evet, Sevil Ege ile beraber aşağı yukarı bir saattir bölgeden canlı yayındaydık. Çok üzgünüz. Çok çok üzgünüz. Yüzlerce araç yandı. Yüzlerce dönüm. Arazimiz, ormanımız yandı. Ne diyeyim, yakanların ciğeri yansın diyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abi.